Kanal Maraş ekranlarından herkese merhabalar. Sevgili izleyiciler, şu an Adıyaman'da Baro Başkanı Avukat Bilal Doğan'la birlikteyiz. Başkanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız öncelikle? Teşekkürler, sağ olun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'tan buraya Adıyaman'ın son durumuyla ilgili, aynı zamanda hukuki süreciyle ilgili görüşmek için geldik sizinle. Biliyorsunuz ki 6 Şubat'ta yıkıcı bir deprem yaşadık. Öncelikle depremi sizin gözünüzden bir dinleyebilir miyiz başkanım? Evet. Öncelikle teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz, hoş geldiniz. 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren tüm canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Çok büyük bir depremdi, evet. Hem iki tane depremin üst üste olmuş olması, hem şiddetinin fazla olmuş olması, hem 11 ilimizi aynı anda etkilemiş olması düşünüldüğünde gerçekten dünya tarihinde eşine benzerine az rastlanır bir deprem yaşadık. Binlerce insanımızı yitirdik. Sadece Adıyaman'da yaşayan bizim her gün gördüğümüz akrabalarımızdan, meslektaşlarımızdan, adliye personelinden her gün gördüğümüz insanları bir anda bir gecede yitirdik. Bu çok ciddi bir travmaydı hepimiz için. Alışmak çok zordu buna ama neticede Allah-u Teala sabrı veriyor bir şekilde. Alışıyoruz. Bir şekilde unutmasak da alışıyoruz. Elbette ki bu yaşanan deprem felaketinden sonra bu işin bir de hukuki mücadelesi vardı. Yani buradaki sorumluların yargı önünde hesap vermesi süreci vardı. Biz Adıyaman Barosu olarak hem depremin meydana geldiği ilk günden itibaren hem insani yardım anlamında çok ciddi bir organizasyon gerçekleştirdik. Meslektaşlarımızın desteğiyle, katkısıyla. Hem de hukuki destek bürosu oluşturarak Adıyamanlı yurttaşların da haklarını aramaları noktasında, gerek savcılıkta gerekse mahkemeler nezdinde haklarını aramasıları noktasında da ciddi yardımlarda bulunduk. Emeği geçen meslektaşlarıma tekrar sizin aranızda da teşekkür etmek istiyorum. Başkanım, hukuki süreçte şunu öğrenmek istiyoruz. Müteahhitler üzerinden yürütülüyor şu an. Sorunlu müteahhitler olarak görülüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu doğru görmüyoruz. Biz bunu açıkçası önce net bir şekilde cevap vereyim. Biz meydana geldikten sonra deprem, sorumlular sanki sadece müteahhitlermiş gibi bir algı yaratıldı. Tabiri caizse bir cadı avına dönüştü. İşte günlük şu kadar müteahhit gözaltına alındı, bu kadar müteahhit tutuklandı gibi haberlerle aslında bir nevi tabiri caizse toplumun o andaki işte gazı alınmaya çalışıldı. Bu doğru değil. İlk anda da biz hep şunu söyledik. Bir kere masumiyet karinesine inanan insanlarız, biz hukukçularız. Hiç kimse yargı önünde suçlu olduğu ispatlanana kadar suçlu olarak görülemez. Masum kabul edilir. Bunun ismi masumiyet karinesidir. Yine insanların lekelenmeme hakkı vardır. Bir insana suçlu yaftası yapıştıramazsınız. Çünkü mahkeme karar vermemiş daha. Şüpheli olabilir ama suçlu değildir. Bu da lekelenmeme hakkıdır. O dönemde maalesef hem lekelenmeme hakkı hem masumiyet karinesi yerle bir edildi. Burada işin sadece müteahhit boyutu yok. Müteahhit kusurlu olabilir. Yani müteahhitler kusursuzdur demiyorum. Olabilir. Ama bunu biz ne zaman öğreneceğiz? Bilirkişi raporları geldikten sonra mahkeme o bilirkişi raporlarını hükme esas alana kadar, yani o raporun doğruluğunu kabul edene kadar, o zaman müteahhit kusurludur diyebiliriz. Veyahut işçilik hataları çok fazla. İşte beton kalitesinde sıkıntı olabilir. Bir de ama bunun bir denetim mekanizması var. Yani bu müteahhitler gidip ruhsatı kendileri çıkarmıyor. Bir kamu kurumundan alıyorlar, devletten alıyorlar. Bu kamu sorumluluğu anlamında hiçbir işlem yapılmadan sadece müteahhitler üzerinden yürütülmesini biz doğru bulmuyoruz. Biraz önce lafa başlarken depremin büyüklüğünden bahsettik. Evet, deprem çok büyük bir deprem. Ancak dikkat ederseniz özellikle idareciler, kamu ağzı depremin büyüklüğünü biraz daha da abartarak kendi sorumluluğunu hafifletme çabası içerisine giriyor. Biz bunu da kabul etmiyoruz. Burada hiç kimse cezalandırılsın derdinde değiliz. Ama bir şekilde adaletin tecelli etmesi gerekiyor. Toplumsal anlamda adaletin sağlanması için. Evladını yitirmiş bir anneyi siz nasıl teselli edebilirsiniz? Gerçek sorunlar yargı önünde hesap verince. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Ya da annesini babasını kaybetmiş insanlar bu şekilde teskin olabilirler. Arkadaşlarını, kardeşlerini yitiren insanlar ancak bu şekilde olur ve bu şekilde toplumsal adalet sağlanmış olur. Yoksa bizim bireysel olarak da Adıyaman Barosu olarak da kimsenin ceza almasından mutlu olacak insanlar değiliz elbette. Ancak burada bir adaletin sağlanması gerekiyor. Az ya da fazla değil.
kanunlarımız belli, yargılama sistemimiz belli. Adil bir yargılanmayla, savunma hakkı da kısıtlanmadan doğru bir şekilde yargılanarak varsa bir kusur, kusuru olan herkesin yargı önünde hesap vermesi gerekiyor ki bundan sonra yapılacak binalar, atılacak temeller daha doğru bir temelde yürüsün. Bilimin ve ilimin ışığında, teknolojinin ışığında yürüsün. Biz geçmişimizden ders almazsak geleceğimizi inşa edemeyiz. Yani şu yıkılmış bir memleketimiz var. Sadece Adıyaman değil, işte Maraş öyle, Hatay öyle, Malatya öyle. Yine birçok ilimiz zarar gördü ama en çok bu 4 il zarar gördü. Biz şimdi şehri yeniden imar ve inşasından bahsediyoruz. İhyasından bahsediyoruz. Biz ama geçmişi unutursak, bilimsel kuralların dışına çıkarsak, yine tekrar böyle keyfi bir muameleye tabi tutarsak, yarın öbür gün bir deprem olduğunda yine yıkılacak. Ki bu deprem artık şey değil, bizim gerçeğimiz. Bilim adamları söylüyor, dünya üzerinde deprem riski en yüksek 5 tane ülkeden bir tanesi Türkiye. Bunu bas bas bağırıyorlar sürekli. Yani bilim adamları söylemese bile zaten zaman zaman uyarıyor bizi işte sürekli. Küçük küçük depremler oluyor 4 şiddetinde, 5 şiddetinde. Bu demek ki daha büyüğü de olabilir. Yıllarca oluyordu aslında, biz umursamıyorduk. Yaşamadığımız için hiçbir zaman böyle bir deprem olmaz düşüncesindeydik. Ancak işte 6 Şubat sabahı hepimiz felaketle uyandık. Demek ki olabiliyormuş ki bundan sonra da olacak. Biz o nedenle geçmişten dersler çıkarıp geleceğe doğru temellerle, doğru adımlarla gitmek için de sorumluluk, kim varsa sorumluluğu olan yargının hesap vermesi gerekir. Başkan, depremde aileler o anki acıyla evet direkt müteahhitleri mesela suçladı, müteahhitlerdir suçladı, onun üzerinden gitti. Depremin üzerinden de bir yıl geçti. Şimdi doğru yanlış araştırıyorlar, görüyorlar. Evet. Bu süreçte siz ailelerle görüşüyorsunuz birebir. Aileler hala müteahhitleri suçluyor mu? Müteahhitlerin dosyanın sonuçlanmasını mı bekliyor ya da kamu içinde bir sorununu tutuyorlar mı kamuda? Onun üzerinden de herhangi bir hukuki süreç başlatacaklar mı? Evet, şöyle. Yani aslında ilk andaki o acının verdiği tazelikle sıcak, ilk gördüğüne tepki gösteriyorsun. İşte ilk insanların aklına ilk olarak müteahhitler geldi. Ama şimdi artık herkes hemen hemen... Ben de abimi kaybettim depremde. Yani bizim de çok yakın yine teyzem, kuzenlerim, çok sayıda akrabam, yengem vefat etti. Bir sorumluların hesap vermesini istiyoruz. Yani burada şu kişi bu kişi meselesi değil. Ama şu an baktığımızda evet kamunun bir sorumluluğu olduğunu, kamunun da hesap vermesi gerektiği yönünde çok ciddi bir beklenti var. Çok ciddi bir arayış var. Bununla ilgili de mücadele var. İşin cezai boyutu bu. Bir de tazminat boyutu var. Neticede insanlar bir tazminat arayışına girdiğinde şimdi şöyle bir durum var. Biz aslında şey yapıyorduk. Kendi aramızda konuşurken avukat arkadaşlar böyle bir endişe taşıyorduk ki o endişeler doğru çıktı. Tazminat davası açan meslektaşlarımız mahkemelerin şu özellik hususları sorduğunu şey yapıyor. Kira yardımı aldın mı devletten? Ölüm yardımı aldın mı? İşte taşınma yardımı aldın mı gibi, dastan para aldın mı gibi şeyler soruyormuş mahkeme. Yani niye soruyor bunları? Çünkü bir tazminat, devlete karşı bir tazminat çıktığında muhtemelen bunları mahsup edecekler. Ya bu çok yanlış. Yani devlet bir yardım yaptıysa o dönemde bu bir yardımdır. Tekrardan kendi sorumluluğundan düşerek tazminattan bunu düşürecek olması düşüncesi bile bence hiç kabul edilebilir düşünce değil. Bu çok yanlış. Hani böyle bir karar yok. Şey yapılmaz. Yanlış anlaşılmasın. Ancak mahkeme bunu sorduğuna göre demek ki böyle bir düşünce var. Biz bu düşüncenin de doğru olmadığını düşünüyoruz. Yani ki eşya yardımı yapılacağı söylendi devlet tarafından. Henüz herhangi bir eşya yardımı yapılmadı. Yine aynı şekilde yıkılan iş yerleriyle ilgili yardım yapılacağı söylendi. Onunla ilgili de henüz bir adım atılmadı. Ve tazminat boyutunda devletin bu şekilde bakıyor olmasının da bence vatandaş açısından çok ciddi mağduriyetlere sebep olacaktır. Zaten kamu sorumluluğu genelde az çıkıyor. Önceki deprem pratiklerine baktığımızda Van'da, İzmir'de ortalama %20-25 civarında bir kusur devlete, kamuya veriliyor. O %20-25 kusuru da zaten devlet bu yaptığı yardımlarla işte ben yaptım diyecek muhtemelen. İşte ölüm yardımı kişi başına 100 bin lira bir ölüm yardımında bulundu. Yine işte kira yardımı, taşınma yardımı gibi yardımlarda bulundu devlet. Onlar da mahsup edilirse zaten vatandaşın eline bu tazminat davalarından bir şey geçmeyecek gibi görünüyor.
Başkanım, depremden bu yana şu an mevcut müteahhit sayısını öğrenebilir miyiz? Tutuklu işlem gören. Şöyle söyleyeyim, tam net rakamı bilmiyorum. Ancak tutuklu dosya sayımız neredeyse kalmadı gibi bir şey. Birçok tutuklanan müteahhitler olsun ya da diğer yapı denetim firması, işte mühendisler, şantiye şeflerinin birçoğu tahliye edildi. Ki bu tahliye edilmeleri de gerekir, burada bir şey olmasın. Yanlış anlaşılma olmasın. Hepsi tutuklama bir tedbir. Tutuklama bir karar değil, bir ceza değil. Bizde genelde hani tutuklandı, peşin ceza çekildi gibi vatandaşta böyle bir algı var. Hani cezasını çekiyor gibi bir algı var. Biz hukukçu bakış açısıyla bakıyoruz. Yargılamalar devam ediyor. Yargılamaların neticesinde eğer ceza alır ise yargılanan kişiler, elbette ki infaz rejimi var. Yatması gereken süreyi tekrardan gelip yatarlar. Birkaç dosyada tutuklular devam ediyor. Özellikle İSİAS dosyası, işte Adıyaman'daki en fazla kamuoyunda konuşulan, görüşülen dosya. İSİAS dosyasında tutuklular var. Onun dışında birkaç dosyada daha tutuklular var. Genelde tahliye olduğu insanlar. Ya şunu da düşünmek lazım biraz da. Neticede buradaki müteahhit dediğimiz, şantiye şefi dediğimiz, işte mühendis dediğimiz insanlar, bunlar da depremzede. Yani kendilerinin de oturduğu, belki evi yıkıldı, belki yakınları vefat etti, işleri güçleri aksadı. Yani onların da aslında topluma kazandırılması anlamında uzun süre tutuklu kalmaları zaten hukuken de doğru değil. Şehrin tekrardan ayağa kalkması noktasında da bu insanlar bir şekilde yetişmiş personel, mühendisler özellikle. O açıdan da biraz değerlendirmek gerekiyor. Biz biraz peşin cezalandırma yönteminin yolunu aslında biz biraz algıyı o şekilde kurduğumuz için vatandaşta da şöyle bir algı oluşuyor. İşte evet, tutuklanmaları gerekir diye. Tutuklanmaları ilk etapta belki gerekiyordu, belki gerekmiyordu ama neticede mahkemeler o şekilde karar verdiler. Belli bir süre tutuklu kaldıktan sonra da tahliye olanlar oldu. Halen tutuklu olanlar var. Yargılamalar devam ediyor. Birçok mesela bilirkişi raporları, farklı farklı üniversitelerden raporlar alınıyor. Üniversitelerin bakış açıları değişebiliyor. Onu da söyleyeyim. Yıkılan binalar sadece eski binalar değil, yeni binalardan da yıkılan çok fazla oldu. Bunların gerçekten yıkım sebebinin doğru bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Yani depremin şiddetinden mi kaynaklı yıkım, yoksa yönetmeliğe, yasalara uygun yapılmadığından mı kaynaklı? Burada gelen raporlar bazen o sonucu verebilirken bazen eksik kalabiliyor. Zaten eksik kaldığında mahkemeler tekrar ek rapor isteyerek tanzim ediyorlar. Yani vatandaşlarımız şunu konuda emin olsunlar. Burada mahkemeler titizlikle çalışıyor. Bizler de avukatlar olarak da zaten takipçisiyiz. Bu konuda bir kafalarına soru işareti olmasın. Tek eksik kamu yönüyle ilgili soruşturmalar henüz Adıyaman'da ete kemiğe bürünmüş değil. Onu söyleyebilirim. Depremden sonra bir toparlanmaya başladı. Adıyaman'da da şu an sonunu merak ediyoruz başkanım. Yakın zamanda vatandaşlardan TOKİ anahtarı da verildi zaten konuk için. Şu anda Adıyaman'ın son durumu nedir? Şöyle söyleyebilirim. TOKİ konutları hızlı yükseliyor, evet. Bir kısmı bitti. Anahtar teslim töreni de düzenlendi ama henüz daha oturulabilir durumda değil. Çünkü özellikle altyapı kısmı, işte çevre düzenlemesi, site içi yollar henüz yapılmadığından kaynaklı. Ancak yakın zamanda teslim edilirler. TOKİ konutların hızlı bir şekilde yükseldiğini, ilerlediğini görebiliriz. Ancak bu TOKİ konutları bizim şehrimizin, bizim insanımızın yaşam tarzına çok uygun evler değil. Hem çok küçük, hem balkonu yok. Bir de yapıldığı yer, yerleşim yerinin çok dışında bir yer. Oranın altyapısıdır, işte bağlantı yollarıdır, şehirle ilişkilendirilmesi ciddi zaman alacaktır. Biz aslında deprem meydana geldikten kısa bir süre sonra Adıyaman'daki tüm sivil toplum örgütlerini, meslek odalarını da toplantıya davet ederek Adıyaman Barosu'nun ev sahipliğinde nasıl bir şehir istiyoruz konusunda görüşlerini almıştık. Bunu raporlayıp hem milletvekillerimize hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletmiştik. Hem basın açıklamasıyla da bizim Adıyaman'daki ilk yapımız Ulu Cami'dir. 1214 yılında yapılmıştır. Ulu Cami de maalesef depremde hasar gördü, yıkıldı. Ulu Cami'nin önünde de açıklamayı yaparak, yani şehrimizi geri istiyoruz mesajı aslında verdik. Bizim girişimlerimiz neticesinde aslında TOKİ'de yapılması planlanan konut sayısında biraz
şey oldu, azalma oldu ve yerinde dönüşüme yönelik desteklerin arttırılması söz konusu oldu. Devletin açıkladığı ilk destek paketinin biraz da üstüne de çıkıldı. Ancak o gün açıklanan rakamlar bugünkü enflasyon baktığımızda, alım gücüne baktığımızda yetersiz. Biz buradan Sayın Bakanımıza da seslenelim, Çevre Şehircilik Bakanımıza. Bu 750 bin TL hibe, 750 bin kredi yerinde dönüşüm için yeterli değil. Biz bunun en azından 1 milyon hibe, 1 milyon krediye çıkarılmasını talep ediyoruz. Yine şöyle bir husus var, ben de yeni öğrendim bunu. Mali Müşavirler Odası Başkanımız söylemişti. Şimdi yerinde dönüşüm projelerinde KDV oranı %20. Kentsel dönüşümde %1. Adıyaman'ın biz kentsel dönüşüm kapsamına aslında alınmasını defalarca talep ettik. Ancak somut bir adım atılmadı. Biz bu yerinde dönüşümlerin de kentsel dönüşüm olarak kabul edilmesini ve KDV'nin de %1 üzerinden alınmasını talep ediyoruz. Ki bu çok ciddi anlamda bir maliyeti düşürecektir. Çünkü gerçekten evi yıkılan insanlar tekrardan evini yapmak istediğinde devletin evet bir hibe kredisi var ama bu yeterli değil. Yani biz bugün 150 metrekare bir ev yaptığınızda ortalama yaklaşık 2,5-3 milyon bir maliyeti oluyor. Devlet 750 bin hibe verdiğinde geriye 1 milyon 750 bin kalıyor. Zaten şu an tartışma konusu başka vatandaşlar arasında hesap yaptık. Yeterli değil. Yani biz, ben de hani neticede depremzedeyiz. Bizim de evimiz yıkıldı. Biz de evimizi yapmak için uğraşıyoruz, çaba gösteriyoruz. Ancak çok ciddi bir şey var. Maliyet farkı var. Çok ciddi bir eksiklik var. Bunu kendi imkanıyla karşılayabilecek olan yurttaşlarımız var. Ancak karşılayamayacak olan yurttaşlarımız var. Bu konuda devletimizin biraz daha elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Deprem bölgelerine pozitif bir ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz. Biz aslında birçok talebimiz oldu daha önce de. Mesela Adıyaman Büyükşehir yapılsın dedik. Örnekleri var, Van ve Sakarya. Depremden sonra koşullarını taşımadı halde Büyükşehir ilan edildiler. Adıyaman da koşullarını taşımıyor ama biz deprem bölgesiyiz. Büyükşehir olduğumuzda buraya gelecek imkanlar artacaktır. Memleketin yeniden imar ve inşası konusunda da ciddi adımların atılmasına vesile olacaktır. Biz Adıyaman olarak biraz daha pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Sadece kendimize değil, tüm deprem bölgesi illerine. Vergi konusunda SSK, PİRSGK primleri konusunda 30 Nisan'da o da doğuyor biliyorsunuz. Bugüne kadar erteleniyordu borçlar. Ama ertelene bir de birikti şimdi. Birden ödemek zorunda kalacak insanlarımız. O da çok sıkıntı. Yani biz Sayın Bakan'la görüştüğümüzde de ilettik. Yani en azından 2023-31 aralığa kadar kısmını silin, geri kalan taksitlendirin diye. Ancak henüz bir olumlu bir geri dönüş olmadı. Bu konuda da biz talep bekliyoruz. Yani silinmesini istiyoruz. Önceliğimiz bu. Silinmiyorsa bile ödeme süresinin uzatılmasını ve taksitlendirilmesini bekliyoruz faizsiz bir şekilde. Ya birçok yapılacak şey var aslında. Birçok eksiklik de var şehrin. Olumlu işler de yapılıyor elbette ancak olumsuz olan daha fazla. Çünkü şehir komple yıkılmış. Bu anlamda vatandaşın da devlete yardımcı olmasını talep ediyoruz ama devletin bu işe öncülük etmesi bizim dileğimiz ve beklentimiz. Şu an gündem seçim başkanı. Belki evet. Seçimden sonra bir yapılandırmaya geçebilirler. Umarım inşallah olur. İnşallah. Yani seçim üstü müjde almak daha kolay. Sayın Cumhurbaşkanı da 8 Şubat'ta ilimize geldiğinde kura töreni için aslında bekliyorduk. İşte hibe ve kredinin 1 milyon hibe, 1 milyon kredi olması noktasında çok ciddi bir beklentimiz vardı. Beklenti gerçekleşmedi. Seçimden önce muhakkak bir daha gelecektir Sayın Cumhurbaşkanı. Bir daha geldiğinde artık umarım bu 1 milyon ve 1 milyon hibe ve kredi açıklar. Yine aynı şekilde yerinde dönüşüm, mükentsel dönüşüm kapsamında değerlendirirler. Bu anlamda da çok ciddi faydası olacaktır memlekete. Kanalmaraş ekibi olarak Adıyaman Baro Başkanı Avukat Bilal Doğan'a çok teşekkür ediyoruz.